Bildiğiniz gibi bu hafta biz avukatlık asgari ücret tarifesini yayınladık. Gerçekten yaşanan artışları dikkate alarak bütün avukatlarımızı memnun eden, vatandaşımızın da hukukunu koruyan dengeli bir asgari ücret tarifesini belirledik ve yayınladık. Ve eminim ki avukat arkadaşlarımız bundan memnun kalmışlardır. Vicdanlı olan herkes de bundan memnun kalmıştır. Biz bu tarifeyi yayınlarken de Barolar Birliği'ne şunu da söyledik. Dedik ki CMK ile ilgili müdafi ve vekillerin görevlendirmesine dair ücretler konusunda yapacağımız düzenlemeyi de birlikte yayınlamak isterdik. Ancak elimizdeki mevzuat diyor ki her yıl Aralık ayında düzenlenir ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girer diyor. O yüzden mevzuatta bir engel olduğu için biz bunu asgari ücret tarifesiyle beraber yayınlayamıyoruz. Bunu da bütün avukat meslektaşlarımıza lütfen iletin dedim. Ve bütün barolar da biliyorlar ki ilgili yönetmeliğin 9. maddesi çok açık. Aralık'ta Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın imzasıyla yayınlanacak bir tarife var. Ve bu da 1 Ocak'ta yürürlüğe girer. Açık açık yazıyor. Ve dün de, geçen de barolar hep bir araya gelmişler, imza atmışlar. Boykot yapacaklarmış, falan filan yapacaklarmış. Ben bilmiyorum. Avukatların işi kanunlara uymak, hakimlerin, savcıların kanunlara uygun karar vermeleri için onlara yardımcı olmak, vatandaşların hak aramalarında ve kendilerini müdafaa etmelerinde onlara hukuki yardımda bulunmak değil mi? Kanunsuz bir talepte bulunabilirler mi? Kanuna aykırı davranın diyebilirler mi? Ya avukat diyemez. Ama bakın 81 baro Adalet Bakanlığı kanuna mevzuata uygun davrandı diye bildiri yayınlıyorlar. Efendim CMK görevlendirmesi yapmayacaklarmış, yavaşlatacaklarmış. Efendim adım atmazlarsa 3 gün bilmem CMK'ya görevlendirme yapmayacaklarmış gibi açıklamalar yapıyorlar. Buradan net söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanıyım. Kanunlara uymak benim birinci ve asli görevimdir. Mevzuata uygun davranmak benim birinci asli görevimdir. Değil 83 baro, 81 baro herkes imza atsa benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez. Böyle bir şey olur mu? Bu memlekette eylemle hukuk yürümez. Benim bildiğim eylem işi kimin işidir? Hukuk yolunda, meşru yolda hak arama yolları kapandı mı? Adalet Bakanlığı'ndan randevu istediniz, vermedi mi? Derdinizi anlattınız, dinlemedi mi? Meramınızı söylediğiniz gereği yerine gelmedi mi? Kanun imkan veriyor da dediği yapılmadı mı? Var mı öyle bir şey? Yok. Daha oturmadan, konuşmadan eylem eylem diye. Buyurun yapın eylemlerinizi. Biz yolumuza milletimizin ve avukat meslektaşlarımızın hak ve hukukunu koruyarak devam edeceğiz.